Evet, x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, hemen şu diklikten şuraya da bir dik indiriyorum. Aynı zamanda şuraya da bir dik indiriyorum. Şöyle. Bakın 3 buraysa 3 burası oldu. Aynı zamanda 3 buraysa dikliklerde 3. Değil mi? Şöyle. 12 buraysa 12 şu kısım oldu. Bakın şuraya k diyeyim. Burası da k oldu. Değil mi? Ve son olarak şurası da 3. Baktığım zaman burada bir Pisagor yapabilirim, değil mi? Ama görebilenler için bakın 15'i gördüm. 8, 15, 17 üçgeni. Yani 8 olması için şuraya 5 vereceğiz. Şuraya da 5 verdiğinizde 17 oluyor. 8, 15, 17 üçgenini görebilen işaretler. Yoksa 3 artı k'nın karesi artı 15'in karesi eşittir 12 artı k'nın karesi yapıp buradan k'yı bulup yine cevabı işaretleyebiliriz. Evet, x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, şurayı tamamlıyorum şöyle. Bir dik açı oluşturacak şekilde. Neden? Ben burayı dik olarak yaparsam buranın zaten 30 olduğunu biliyorum. Rahatlıkla burayı 60 bulurum. Devamında 30'un baktığına k diyeyim. 90'ın baktığı 2 kat olacağından 2k. Eşitlikten dolayı 2k da burası. Şimdi ABC üçgeninde de bir dik indiriyorum. Şöyle 90 derece. Bakın dike k dediysek burası da k olacak. Bakın k'ya 2k varsa 90'ın baktığı 2k ise şurası 30'un baktığı k, 60'ın baktığı da k kök 3 olmalı, değil mi? Şu kısma ne kaldı? 9 eksi k kök 3. Devamında bakın şuraya da k kök 3 yazalım. 60'ın baktığı. Şimdi bu iki kenarı birbirine eşitleyeceğiz. Burayla bura. Değil mi? Birbirlerine eşitler. Buradan 9 eksi k kök 3 eşittir 3 artı k kök 3. Buradan eksi k kök 3'ü sağ tarafa attım. 2 k kök 3 eşittir artı 3 eksi olarak çektim 6. Buradan 6 ile de 2 gider 3 kalır. Buradan kök 3'ten kurtarmak için her iki tarafı da kök 3'le çarpıyorum. Burası 3 k oldu. Burası da 3 kök 3 oldu. Devamında her iki tarafı 3'e böldüm. K'yı tek bıraktım. K kök 3 oldu. Şimdi k yerine kök 3 yazarsam ben şöyle. Burası da kök 3 ile kök 3'ü çarptım. 3. 9'dan 3 çıktı. 6. Buradan Pisagor yaparsam 6'nın karesi 36. Artı kök 3'ün karesi 3. Kök 39'u bulurum. Evet, x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, I noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkeziymiş. Şimdi öncelikle hemen kenarlarıma dikleri indiriyorum. Şöyle. Bunların hepsi x oldu, değil mi? Devamında A'dan I'ya bir doğru indiriyorum. İç teğet çemberinin merkezi olduğu için bunlar 45'e 45 diye iki eşit parçaya ayrılacak. Devamında 90 45 45 üçgeni. Yani x buraysa x de burası. Şuraya kaldı 5 eksi x. Aynı zamanda x burası, şuraya kaldı 12 eksi x. Aynı şekilde buralarda 12 eksi x ve 5 eksi x. Şimdi bunları toplarsak nedir? 17 eksi 2x. Bu neye eşit? Bakın arkadaşlar, 5, 12, 13 özel üçgeni, değil mi? Devamında 2x'i sağ tarafa artı olarak çektim. 13 eksi olarak aldım 4. X buradan ne gelir? 2. C seçeneğini işaretlerim. Evet, D noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi olduğuna göre çevre DF kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar, iç teğet çemberi dediği zaman hemen şunları D ile birleştiriyoruz ve bu açıların eşit olduğunu dile getiriyoruz. Devamında bakın AB ile DE paralelmiş. Şöyle Z kuralından şurası da nokta oldu mu? Yani burası ikizkenar oldu. O halde buralara A diyelim. Aynı şekilde bunlar da paralelden Z kuralından burası da eşit oldu mu? O halde buraya da B diyorsam B de burası olsun. C de burası olsun. Bakın 15, 20, 25 üçgeni, değil mi? Yani A, B, C'nin toplamı 25. Benden D, E, F'nin çevresini istiyordu. E bu da A, B, C. O halde 25'i işaretlerim. Evet, X kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, D, B, C'ye alfa dersen A, C, B 2 alfa oluyor, değil mi? O halde geldim, bakın buraya alfa dedim. Buraya da 2 alfa dedim. Devamında şu F ile D'yi birleştiriyorum. Burası da alfa oluyor mu? Oluyor. Neden? BE ile ED eşit. Devamında iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer dış açıya eşit olacağından burası da 2 alfa. Bu durumda ikizkenardan 6 buraysa 6 burası. Aynı şekilde ikizkenardan 6 burası. Sonrasında bakın tabanlarım eşit, değil mi?
Burası 90 derece. 12 buraysa o zaman 12 de burasıdır. Burada bir benzerlik yaparsam 12'ye 6 ise 18'e nedir? Bakın 12'nin yarısı 18'in de yarısı olacağından x'i 9 bulurum. Evet, x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, hemen iç açıortayı gördüm. 8'e 4 ise bakın yarısı. 3'e nedir? 6 değil mi? 6'ya 3 olacak. Devamında dış açıortayı gördüm. Bu neydi? 7'ye 8 artı x ise 6'ya x'tir. Bakın 7'ye 8 artı x ise eşittir 6'ya da x'tir. Burada işler dışta çarpım yaparım. Şöyle 7x eşittir 48 artı 6x. Buradan x eşittir 48. E seçeneğini işaretlerim. Evet, x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, iç açıortayı gördüm. DB'nin de 8 olduğunu biliyorum. Buradan 8'e 2 kaysa 12'ye 3k değil mi? Devamında diğer iç açıortaya baktım. Bu sefer de 3k'ya 15 ise 2k'ya nedir? 5 katı, 2'ye de 5 katı olacağından 10 olmalı değil mi? Evet, EDEF oranı kaçtır? Bakın arkadaşlar, AF'ye 2k derse AB 7k oluyor. Hemen yazalım. AF 2k, AB 7k. Aynı şekilde FC'ye 4m dersen BC'de 5m oluyor. Bakın BC şurası 5m, FC'de şurası da 4m. Şimdi iç açıortaya geldim. 2k'ya 2x diyelim. Şu FE 2x. 7k'ya da 7x olacak. Ama şuraya ne kadar, şuraya ne kadar? Bunun için alta bakıyorum. Açıortayımı gördüm. 5m, bakın 5x olsun. 4m'e de 4x olacağından 2x buradaysa 2x buraya kalıyor. Topladığımda 7x etti mi? Burayı da sağladı mı? Okey. Peki ED bölü EF nedir? 2x bölü 2x'ten 1'dir. Evet, DFEC oranı kaçtır? Bakın iç açıortayı gördüm. 6'ya 8'i de gördüm. AB'yi ne vermiş? 7. Bu 7'yi nasıl dağıtacağım? 6'ya 8 halinde. Yani 3'e 4 diye dağıtacağım. O halde burası 3, burası 4. Devamında 4'e 8 dikkatimi çekiyor. Bakın K'ya 4 ise 2K'ya 8 olacağından buraya da K düşüyor. K bölü K'dan 1'i işaretlerim. Evet, X kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, iç açıortaya baktım hemen. 3'e 3K diyelim. Burası da X ise XK diyelim. Devamında dış açıortaya bakıyorum. Bakın XK'nın 12 artı X'e oranı, XK'nın 12 artı x'e oranı eşittir 3k'nın 9 oranı. 3k'nın 9 oranı. Buradan 9 ile 3 gider 3 kalır. Buradan 3 ile 9 gider 3 kalır. K'lar gider. Buradan 3x eşittir 12 artı x ise. Buradan 2x eşittir 12. Buradan x eşittir 6. E seçeneğini işaretlerim. Çevre ABC kaç birimdir? Şimdi B noktasının, bakın AD'ye göre simetriği E noktasıymış. O halde şöyle yansıttık. 6 buraysa 6 burası, 3 buraysa 3 burası. Değil mi? Devamında iç açıortayı gördüm. 6'ya 3 ise, yani yarısıysa, 10'a da yarısı 5 olacaktır. Buradan 8, 18, 6 daha 24'ü işaretlerim. Evet, x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, açılarımı alfa, alfa diyeyim. Şuraya da beta dersem ne oldu? Bakın alfa artı beta 90 değil mi? O halde 2 alfa artı 2 beta 180 olmalı. O halde ben burayı uzatıyorum. Şu kısımda beta oldu. Bakın burada bir dış açıortay oluştu değil mi? O halde bakın 6'ya 6k diyeyim. X'e de xk diyeyim. Aynı şekilde 6k'nın 26 artı x oranı bölü 26 artı x eşittir xk'nın 20'ye oranı değil mi? Buradan k'lar gitti. 6 kere 20, 120 eşittir x çarpı 26 artı x. Bakın burada 26'yı düzleştirmek için, hani 120 düz bir rakam ya, 4 versem 30, 4 olacaktır. 4 kere 30, 120. Hemen geldi. O halde x'imi 4 buldum.